kickboksa başladıktan sonra daha önce birçok branşla uğraşmamın yararlarını gördüm. Daha sportiftim. Hani temelim olduğu için ilerlemem daha hızlı oldu kickboksta da. Daha sonra işte kickboksu sevmeye başladım. Kickboksta artık hedefler koymaya başladım. Biz ilk başladığımız zamanlar kickboksa çok bayan da yoktu. Hani 1-2 kişi geliyordu. Daha sonra işte çoğalmaya başladı. İlk yaptığım zaman sosyal medyadan olsun, işte aile olsun, çevre olsun, akrabalar olsun. İşte sen bir bayansın. Ne gerek var? Yapamazsın. Senin gücün yeter mi? Falan gibi çok eleştirilere maruz kalıyordum. Yani babam dahil. Sonra artık Türkiye'de işte yurt dışında dereceler yaptıkça, başta babam olmak üzere, çevremdekiler, akrabalarım, herkes beni takdir etmeye başladı. Bu gurur verici bir şey benim için. Kickbox branşında ilk milliliğimi 2015 branşında aldım. 2015 yılında aldım. Bosna Hersek'te. Daha sonra geldim işte Norveç'e gittim. Norveç'te de milliliğimi tekrar aldım. Ülkemi temsil ettim. Sonra işte Türkiye şampiyonalarında derecelerim falan oldu tekrar. Uluslararası şampiyonalara girdim. Orada şampiyonluk elde ettim. En son gittim Slovakya'ydı. Slovakya'da da İsrail'li rakibime yenildim. Çok üzülüyorum. İnşallah onunla tekrar karşılaşırız. Türkiye'yi bir dahaki turnuvada, Avrupa'ya da dünyada en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Millilik aldıktan sonra ben bu işi yapabilirim dedim. Ve en iyi şekilde yapabileceğimi düşündüm. Daha sonra her gün yapmaya başladım. Sonra bir süre sonra bu bile yetersiz geldi bana. Sonra çift antrenmanlara başladım. Sabahları işte 8 ya da 10 kilometre koşularım var. Düzenli olarak yapıyorum. Akşamları da artık musabaka, güç tarzı, spanik tarzı antrenmanlarım oluyor. Akşamları da işte 1,5-2 saat şeklinde en az çalışmalara giriyorum. Şu ana kadar başladığım günden beri, yani toplasanız 3 ay bile boş bırakmamışımdır kendimi. Pazar günleri bile off günüm yok, tatil yapmıyorum. Sürekli üstüne bir şeyler katmaya çalışıyorum. En iyi olmak için hedefliyorum kendime. Bu şekilde antrenman yapıyorum. Tek zorluk yanım bayan olmam. Bayan burada partner zorluğu yaşıyorum bayağı. Ama kulüp arkadaşlarım olsun, işte bay bayan, öğrencilerim olsun beni destekliyorlar. Bu yüzden kendimi yine şanslı buluyorum. Onlarla beraber motive ederek birbirimize antrenmanlara devam ediyoruz. Ben hem ülkemi temsil ediyorum, kickboksta her yıl müsabakalara katılıyorum. Fırat Üniversitesi'nde de maçlara katılıyorum öğrenci olarak. Orada da dövüşüyorum. Orada da Fırat Üniversitesi'ni temsil ediyorum. Yine aynı şekilde Türkiye şampiyonalarına katılıyorum. Belli bir derece elde ediyorum. Milli takıma giriyorum ve ülkemi temsil etmeye çalışıyorum. Aynı zamanda kendim gibi başarılı sporcular yetiştirmeye çalışıyorum. Birçok kurslar açıyorum işte bayanlara yönelik, erkeklere yönelik, çocuklara yönelik. Onları kendim gibi yetiştirip onları da milli sporcu yapmak istiyorum. En iyi modelleri onlara aşılamaya çalışıyorum. O kurslardan kazandığım gelirlerle de kendi müsabakalarıma gitmeye çalışıyorum. İşte oradan alıp oraya vermeye çalışıyorum. Sol. Üçü şimdi. Tamam.